Devleti yönetenler devletten habersiz. Bürokrasiden habersiz. Gıda krizinin geleceğini bilmiyorlar. Görmüyorlar. Kış ayları geliyor. Bakın insanlar doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek. İnsanlar elektrik faturalarını ödeyemeyecek. İnsanlar kömür alamayacak, odun alamayacak, ısınamayacak. Aman bir kara kış fonu kurun. Çocuklar yatağa aç girmesin. Defalarca defalarca söyledim. Yine yapmadılar. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bunların tamamını yaptılar. Kara kış fonlarını kurdular. Doğalgaz ödeyemeyecek durumda olan ailelerin doğalgaz faturalarını ödediler. Elektrik faturasını ödeyemeyecek durumda olan ailelerin elektrik faturalarını ödediler. Çocuk gıda yardımı başta olmak üzere eğer bir yardım gerekiyorsa bir telefonla her türlü yardım kendilerine ulaştırıldı. Dolayısıyla ben yine tekrar hepinizin huzurunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin aldığı bu kararı uygulayan, hayata geçiren, kendi bulunduğu belediye sınırları içinde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir tabloyu yaratan belediye başkanlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Belediye başkanlarımıza bunu söyledik. Yapıyorlar. Başarıyla yapıyorlar ve sürdürüyorlar. Ne diyorlardı? Sakın CHP'ye oy vermeyin. Niçin? Gelirse yardımlar kesilir. Sakın oy vermeyin, şöyle olur, böyle olur. Bütün bu algının nasıl yıkıldığını, nasıl yok olduğunu hepimiz gördük ve hepimiz bu yanlış algının da tanığı olduk. Ama bunlar tam tersini yaptılar. Zam üstüne zam yaptılar. Enflasyon sopasını fakirin, fukaranın sırtında kırdılar. Gerçekten müthiş acı bir tablo. Geçinemeyen, geliri olmayan kişilerin nasıl bu tabloya getirildikleri ya da bu duruma nasıl getirildiklerini hepimiz üç aşağı beş yukarı yaşayarak öğrendik. Bakın son Türk İş'in rakamlarını açıklayayım. Asgari ücret 4.253 lira. Güzel. Açlık sınırı 4.552 lira 56 kuruşa çıktı. Asgari ücretin üstünde açlık sınırı var. Yoksulluk sınırı 15.139 lira 90 kuruş. Şubat ayı rakamları. Yani bütün asgari ücretliler şu anda açlık sınırının altında ücret alıyorlar. Geçen hafta söylemiştim. Rakamları yayınladılar. Türkiye %11 büyüdü diye. Ve şu soruyu sormuştum. Kim %11 büyüdü? Kim? Esnafa soruyoruz, büyümemiş. Apartman görevlisine soruyoruz, büyümemiş. Kasaba soruyoruz, büyümemiş. Taksi şoförü, hayır diyor. Kamyon şoförü, ne büyümesi diyor. Mazot aldık, eziliyoruz. Kantinciye soruyorum, o da aynı şeyi söylüyor. Kim o zaman büyüyen? Esnaf büyümedi, kim büyüdü? Çiftçiye soruyorum, dalga mı geçiyorsunuz diyorlar. Gübreye ödediğimiz faturaları biliyor musunuz diyorlar. İlaca ödediğimiz faturaları biliyor musunuz diyorlar. Kimse büyümedi. Kim büyüdü? Beşli çete. Onlara ne dedik en son? Oligarklar dedik. Orada da Rusya'da da var oligarklar. Bizim oligarklarımız da bu beşli çeteler. Bu beşli çeteler %11 değil, %50, %40, %100, %300 bunlar büyüdüler. Milyonlar fakirleşirken maalesef onlar büyüdüler. Efendim, bütün bunların sorumlusu kim? Bir daha sorayım. Bütün bu olayların sorumlusu kim? Bir sorumlu olması lazım. Yani bu kadar zam yapan birisinin olması lazım. Bir şey olması lazım. Kim yaptı bu zamları mesela? Kim yaptı? Milyonlarca, yüz binlerce esnafı kim perişan etti? Niye esnaflar kepek indirmeye başladılar? Kim yaptı bunu? Efendim, çiftçiyi toprağına kim küstürdü? Çiftçi neden ekmiyor? Neden üretmiyor? Neden alın terinin karşılığını alamıyor? Kim yaptı bunu? Milyonlarca insandan, 84 milyondan vergi topluyorsun, bir avuç insana veriyorsun. Onlar %11 büyüyor, milyonlar fakirleşiyor. Kim yaptı bunu? Kim bunu sağladı? Bunların cevabını ben vermeyeyim. Şimdi ben söylersem diyecek ki Bay Kemal gene şunu yaptı.
Onun için ben bunun cevabını vermeyeyim. Bunun cevabını bakalım kim verecek? Kim yaptı bütün bunları? Evet, izleyelim beraber. Benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp topluyor. Götürüyorsa. Hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa. Meydanlar açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa benim halkım, vatandaşım, %25'i açlık sınırının altındaysa, %50'si yoksulluk sınırının altındaysa, bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Teşekkür ederim arkadaşlar. Demek ki memleketi bu hale hükümet getirdi. En yetkili isim söylüyor. Ben söylemiyorum. En yetkili isim. En tepedeki insan söylüyor. Fakir fukarayı açlığa kim mahkum etti? Bu hükümet diyor. Konteynerlerden aylardır söylüyorum. Çöp toplayan, yiyecek toplayanlar var. Kim yaptı bunu? Bu hükümet diyor. Hükümetin tepesindeki kişi kim? Az önce konuşan zat. Şimdi bu itiraf son derece değerli bir itiraftır. Bunu özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin dikkatle birkaç kez dinlemelerini isterim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerimin de dikkatle dinlemelerini isterim. Kim getiriyor ve bu işin sorumlusu kimdir? Bunlar. Oysa aylardır söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz diyorum. Yapmayın böyle diyorum. Böyle yaparsanız milleti perişan edersiniz diyorum. Fakiri fukarayı perişan edersiniz diyorum. Önlem alın diyorum. Önlem almakta yetersizseniz, hangi önlemlerin alınması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız size tek tek sayıyorum diyorum ve sayıyorum da onlara. Yaparsan sen karlı çıkarsın diyorum, ben değil. Sen yapacaksın. Senin iraden var. Sen yönetiyorsun. Sen hükümetin başındaki kişisin. Yap bunları diyorum. Değerli arkadaşlarım, şu soru akla gelebilir. Efendim son zamanlarda böyle oldu. Eskiden böyle değildi. İlk geldiklerinde çok iyi yönettiler. Onun da cevabını vereyim. İlk geldiklerinde satmadıkları fabrika bırakmadılar. Paraları aldılar, ceplerini doldurdular. Telekomundan tut, Eti Bankından tut, Sümer Bankından tut, dağıtım şirketleri, iletim hatları bilmem ne, tamamını sattılar. Milyarlarca dolar para aldılar. Yetti mi? Yetmedi. Milyarlarca, katrilyonlarca vergi topladılar. Yetti mi? Yetmedi. Onu da yaptılar. Sonra Merkez Bankası'nın 128 milyar doları var. Onu da işlettiler. O da gitti. Yani işin doğrusu ya da Türkçesi, deniz bitti, kara göründü. Satacakları bir şey kalmadı. Milli Piyango'yu da en son sattılar. Şimdi arazileri satıyorlar. Acaba nasıl yapacağız diye. Devleti yönetmesini bilmiyorlar. Haydan gelen huya gider diye bizim çok güzel bir atasözümüz var. Devleti yönetemediler. Demediler ya, sattık ama yerine şunu yapalım. Şimdi diyecekler ki efendim şehir hastaneleri yaptık, havaalanı yaptık, otobanları yaptık. Onları sen yapmadın. Onları başkaları yaptı. Parasını hala biz ödeyeceğiz. Sadece biz değil, bizim torunlarımız da ödeyecek o parayı. Bu kadar sorumsuzca hareket ettiler. Ama bu kardeşinizin millete verilmiş bir sözü var. O haramzadelerden milletin hakkını, hukukunu kesinlikle alacağım ve tamamını bu millete vereceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Şimdi yine iyi niyetle neler yapmaları gerektiğini anlatayım. Şimdi efendim kim zam yaptı? Derhal müfettiş gönderelim, polis gönderelim, efendim zabıta memuru gönderelim, denetleyelim. Ya bunlar tarih de bilmiyorlar. Tarihte bunlar çok yapıldı.
Bu işler denetimle, sopayla falan olmaz. Bir sefer ilk yapacağın iş bunların tamamını geri çekeceksin.